Teşekkürler Mehveş. Evet, sonuçları değerlendirmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş da zaten şekillenmeye başladı. Demin İstanbul'dan da görüntüleri gördük. CHP Genel Merkezi'nin önünde oldukça büyük bir kalabalık var. Buna rağmen Ankara'dan AKP Genel Merkezi'nin önünde ise şu anda bir boşluk gördük. Ama herhalde Erdoğan biraz önce bir konuşma yaptı ve Ankara'ya gideceğini söyledi. Oradan takip edeceğim. Hatta bir balkon konuşması yapacağını söyledi. Muhtemelen o saatlerde de olacaktır. İstanbul çok kritik, başa baş giden, soluk soluğa giden bir yarış sürüyor. Bütün bunları konuşacağız. Önce stüdyodaki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ahmet Nesin, artık merhaba. Gerçek yazara hoş geldiniz. Ahmet İnsel yeniden merhaba. Merhaba. Ve Sinan Gökçen yeniden merhaba. Önce şundan başlayalım mı? Yani Erdoğan'ın konuşması. Bana biraz erken geldi ama bilemiyorum erken miydi. Verdiği mesajlar açısından da enteresan geldi. Ahmet Nesin, senden başlayalım. Nasıl değerlendirdin? Şimdi 24 Haziran'da da böyle bir erken konuşma yaptı diye anımsıyorum ben. Hı hı. Sonra çıktı, balkon konuşmasını yaptı. Ama burada bir fark var. 24 Haziran'da ilk konuşmayı yaptığında da suratı asıktı. Şimdi de suratı asık. İkinci konuşmada 24 Haziran'da daha bir kendinden emin gibiydi. Şimdiki pek öyle olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü İstanbul gidiyor gözüküyor. Şu andaki fark 22 bin gibi bir fark var. Hatta daha da düşmüş sanıyorum. Bir başka bir şey var tabii benim için çok kötü. Ben yarınki yazımın başlığını Erdoğan'da yükseklik korkusu başladı, balkona çıkmayacak diye yazdım. Ama tabii bu biraz da mizahi bir şekildeydi. Yani balkona mutlaka çıkacak. O geleneği devam ettirecek ama balkona eskisi gibi çıkmayacak. İlk konuşmasında ilginç bir şekilde İstanbul ve Ankara'dan bahsetmedi. Büyük bir olasılıktan demin benim söylediğim o 22.900'lük fark Erdoğan'a söylenmiş, bu kapanıyor gidiyor diye. Çünkü ben İstanbul doğumluyum, bilirim o bazı ilçelerdeki sayımlar yapılmadıysa ve onlardan geliyorsa bir 100 bin falan farka çıkabilir İstanbul. O yüzden ikinci konuşmayı, balkon konuşmasını nasıl yapacak merak ediyorum. Yani iyi bir konuşma yapamadı. Evet. Şimdi bir şeyi söyledim ama İzmir'de asıl büyük bir coşku var. Şu anda Çavbelda'lı bir kutlama var. Hatta görünce dedim ki şu anda İzmir'de olmak isterdim. Tunç Soyer'le eşinin hem şarkı söyleyip hem dans etmesi diyebiliriz herhalde. Evet, Ahmet İnsel. Ankara'da da kutlamalar başlamış. Başladı değil mi? Evet. Yani CHP'liler, CHP'liler Ankara'da da kutlamaya başlamışlar. Herhalde Kemal Bey de onun için biraz sonra belki genel merkeze gidecek ve bir konuşma yapacak. O zaman bağlanacağız zaten oraya. Siz ne diyorsunuz Erdoğan'ın konuşmasını? Nasıl okudunuz, nasıl değerlendirmek lazım? Bir kere birincisi, ilk başlangıcı dikkat ederseniz hiç, evet Ahmet Nesin'in söylediği gibi hiç şehirlerden bahsetmedik. Hı hı. Global olarak kendisinin bir hala çoğunluk partisi, aslında çoğunluk partisi değil, çoğunluk ittifakı demek lazım buna. Çünkü onun çoğunluk olabilmesi için MHP oylarına %100 ihtiyacı var artık. Kendisinin bir çoğunluk partisi, Türkiye'nin çoğunluğunu hala ellerinde tuttuklarını ifade etti. Bu takriben %50'ye tekabül ediyor şu anda. Yani %55, %56'lık bir çoğunluk değil. Yani yarısı, hı-hı, dolayısıyla. Hı-hı. Ve artık ittifaklar da olduğu için fiilen karşısındaki ittifakı da küçümseyerek biraz konuştu. Ama aslında karşısındaki ittifak muhalefet ittifakı diye bir zımni ittifaktan bahsedersek o da %50'ye yaklaşıyor sonuçta. Evet, evet. Yani bir açıklanmış ittifak var, bir de zımni ittifak var ve onu katmamız gerekiyor sonuçta. Bu birincisi. İkincisi, şehirlerden bahsetmedi. Sanki kazandığımız yerler ve kaybettiğimiz yerler diye konuştu. Evet, öyle bir onu çok dengeli çok biçimde dikkat konuştu. Çünkü şunu hatırlatmak lazım. Elimizdeki verilere göre Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin elinde olan, daha önceden elinde olan illerde CHP'nin kaybettiği veya bağımsıza kaybettiği, hı hı, kırklar elinde olduğu gibi, yani AKP'nin kazanmadığı, evet, ama CHP'nin de kazanmadığı, bağımsızın kazandığı birkaç vaka dışında esas kaymalar AKP veya MHP, ama esas itibariyle AKP yönetiminde olan illerde, büyükşehir veyahut, hı hı, il merkezlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına çıkması. Mesela beklemediğimiz sonuçlardan bir tanesi Bolu. Bolu. Diğeri Bilecik. Diğeri Kırşehir. Bilecik mi? Evet.
Bilecik, Kırşehir, Bolu, Antalya'yı bekliyorduk. Evet. Ankara'yı bekliyorduk. Kars. Adana'yı bekliyorduk. Evet. Mersin olabilir diyorduk ki oluyor. Kars aynı şekilde. Kars. Ama bütün bunlara baktığımız zaman aslında hani biz İstanbul, Ankara sürekli sadece oraya şey yapıyoruz, yoğunlaşıyoruz. Biraz Türkiye satında da bir kayma var. Evet. Yani sadece birkaç büyük şehirde olan bir kayma değil. Türkiye satında da bir kayma var. Ve bu tabii ki şu anda kalkıp Tayyip Erdoğan'ın bilmiyorum ne konuşacak. Her zaman her şeyi söyleyebilir tabii ama büyük ihtimalle kendisinin böyle bir zafer konuşması yapma normal koşullarda, rasyonel davranırsak, rasyonel bir analiz yaparsak bunu vermeyeceğini gösteriyor. Diğer taraftan şunu ifade etti. Önümüzde 4,5 yıllık bir evet. seçimsiz dönem var dedi. Bunu herkes biliyor. Şimdi bu 4,5 yıllık seçimsiz dönem iktidar açısından hem bir avantaj hem de diğer tarafın güçlenmesini ve giderek kendisini konsolide etmesini sağlayacak bayağı uzun bir süre. Eğer muhalefet bu kazanımını daha yapıcı bir muhalefete ve genişleyen bir muhalefete dönüştürürse ki unutmayalım 3. seçimdir yani 7 Haziran 2015 seçimleri referandum ve bu seçimlerde CHP kendisi dışında hem İYİ Parti'den açıkça ittifak yaparak HDP ile de zımni bir anlaşma yaparak taban ittifakı yaparak CHP aslında tabanını biraz genişletmiş durumda. CHP derken biraz Merkez Partisi konumuna gelmek kapasitesi elde etti. Bunu CHP yönetimi ne dereceye kadar değerlendirir önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama şu anda Tayyip Erdoğan şunu başardığını görüyoruz. Türkiye'yi Erdoğan'a oy verenler ve Erdoğan'a oy vermeyenler diye böldü. Ve bunlar Erdoğan'a oy vermeyenler de Erdoğan'a oy verenler kadar bir sayı oluşturuyor. Tabii. Peki... Sen ne diyorsun Sinan? Sen nasıl okudun? Ne gördün mesajında? Şimdi son bir aydır süren kampanyalarda ki bu müthiş sertlik ve daha önceki programlarda konuştuğumuz şiddet beklentisi korkusu üzerine bana bu konuşma biraz iyi geldi. Çünkü şey vurgusu yaptı. Demokrasilerde hükümet el değiştirebilir. İşte iyi hizmet vermediğimiz yerler başkasına geçmiştir. Yani bir an o cümleyi duyunca normal bir demokratik ülkede yaşıyormuşum gibi bir havaya kapıldım. Dün birkaç gün önceki konuşmalara nazaran tabii çok yumuşak bana sorarsanız. Gene kendini tutamayıp arada bir sert çıkışlar yaptı ama yine o kutuplaştırıcı dilini ihmal etmedi ama yani. Ama tümüne yayılmamıştı. Evet, yani onun, kurgu onun üzerine değildi. Kurgu iki şeyeydi. Bir olur böyle şeyler saygı duyuyoruz. Bütün sonuçlara 81 vilayetimizin bütün seçim sonuçlarına saygı duyuyoruz. İki, bu iş bitti geride bıraktık. Önümüzdeki 4,5 yıla bakalım. Yani sertliği kışkırtan bir dil yoktu. Hele bugün seçimlerde kan döküldüğüne dikkate aldığımızda bana çok çok iyi geldi. Çünkü birkaç saat önce de konuşuldu. İşte bazı eli sopalı timlerin hazırlandığı, evet, işte kan döküleceği vesaire. İYİ Parti'nin uyarısı vardı özellikle. Ayrıca Erdoğan'ın bugün Saadet Partisi'ni arayarak başsağlığı dilemesi vesaire. Bunlar ne bileyim ben bir nefes alma, şu şiddet korkusundan her şeyin çaresini bulur da işte ölümün çaresi yok yani. İnsanlar iki oy uğruna ölünce bunun çaresi maalesef yok. O açıdan bence iyi. Bugüne kadarki performansı çerçevesinde ama ben katılıyorum işte Ahmet Beylere her ikisine de yani bir balkon konuşması yapacak bir dehşetli bir sevinç ortamı yok bence AK Parti açısından ama gene de şunu da unutmayalım bütün her şeye rağmen elindeki bütün imkanlara rağmen ne olursa olsun 17 yıldır iktidarda olan bir parti gene %50'lik bir oy almayı şu ya da bu şekilde başarıyor bu da onlar açısından bence önemli bir şey. Yani bu hiç küçümsemesinler şeyini. Yani kendileri de AK Parti'nin belki o zaman biraz rahatlarlar. Yani onu demeye çalışıyorum. Biraz sakinleşirler. Yani oyumuzu koruyoruz diye. Oyumuzu koruyoruz şeyde. Fakat bence bu benim için günün kazananı Ekrem İmamoğlu müthiş bir performans gösterdi. Hem kampanya boyunca hem bugün sürece sahip çıkarak ve çok sakin ve çok saygılı bir şekilde öyle hot sot etmeden, bağırıp çağırmadan hakkımı yedirme, hak hukuk üzerinde daha önce konuştuğumuz gibi adalet arayışı, adalet beklentisi üzerinde
bir açıklama yaptı ve takip etti. Daha önceki son seçimlerde biliyorsunuz adaylar ortadan kaybolmuştu. Sabahlara kadar kendilerinden haber alınamamıştı. Bir sürü insan da ben sosyal medyadaki hesaplara da bakıyorum. Ya demek uğraşınca oluyormuş havası doğdu ki bence şu anda çok ihtiyaç duyulan bir şey. Memleketin demokratik güçleri açısından. Umut verdi. Umut veriyor. Yani demek ki oluyor. Yani her şeye rağmen uğraşıp edince oluyor kardeşim. Şeyi doğdu. Önemsiyorum o açıdan tabii. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaya devam edeceğiz. Bir artı gerçek yazarı Armağan Kargılı'ya bağlanalım. Armağan'ın da izlenimlerini alalım. Merhaba Armağan. Sesi nereden geliyor? Armağan, bağlan. Heh, merhabalar. Beni şimdi. Armağan sesinde bir problem var mı? Bir daha merhaba diyebilir miyiz? Peki. Bir daha diyorum. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz şimdi. Beni? Gayet duyuyoruz, gayet bunu. Güzel geliyor. Armağan, ne diyorsun çıkan tabloya baktığın zaman? Yani hani geçirdiğimiz süreç belliydi zaten. Böyle bir tablo bekliyor muydun? Nasıl okumak lazım? Türkiye'nin geleceği açısından bir umut vadeden bir tablo mu sence? Ya elbette ki umut vadeden bir tablo. Bir kere her şeyden önce şuna bakmak gerekiyor sanırım. Yani seçim sonuçları evet henüz kesinleşmedi ama şimdi belediye seçimlerinde yüzdelerden çok biz büyük kentleri kimler kazandı, hı-hı, belediyeleri kimler kazandı ona bakarız. Tabii. Çünkü yüzdelerden daha önemli bir göstergedir. Üstüne üstlük de şimdi yüzdeler üzerinden bakamayız. Çünkü HDP seçimlere birçok yerde özellikle de büyük kentlerde kendi adına girmedi. Hı-hı. İşte taban ittifakı dediniz sanırım siz ona. Taban ittifakıyla desteklediği adaylar oldu. Dolayısıyla şu anda yüzdeler üzerinden değerlendirme yapmak, yani Erdoğan'ın kendi konuşmasında söylediği gibi hani biz oyu koruyoruz demesi üzerinden bakmak çok kolay değil. Ama asıl sorun Ankara'yı kaybetmiş olması, işte Mersin'i kaybetmiş olması, Adana'yı kaybetmiş, tabii, olması, ittifak açısından söylüyorum. Bunlar son derece önemli göstergeler. Ayrıca İstanbul'da da sanki yani ya çok başa baş bitecek, hani Yüksek Seçim Kurulu eliyle bitirecekler ya da işte Ekrem İmamoğlu alacak seçimi, öyle görünüyor. Şimdi isterseniz sonuçlar açısından bir iktidar açısından bakalım. Evet, bir de lütfen muhalefet açısından bakalım. İktidar açısından bir şey ortaya çıktı. MHP'nin AKP iktidarda kalmak istiyorsa MHP'nin MHP'ye muhtaçlığı ortaya çıktı. Yani artık tek başına iktidarını sürdüremez. MHP ya da bir başka partinin desteğiyle, hı-hı, gitmek zorunda. Yani o çoğunluğunu çünkü tamam %46 falan gibi çıkıyor sonuçlar da hani dediğim gibi bu yüzdeyi okumak mümkün değil çünkü içinde MHP oyları var. Tabii. Yani hani son seçimden gidersek eğer ya da referandumdan gidersek orada çok daha farklı bir tablo, Cumhurbaşkanlığı seçiminden gidersek çok daha farklı bir tablo karşımıza çıkmıştı. Yani aslında AKP'nin eriyen oyları var, onu söylemek lazım. Ya MHP ile gidecek ya da bilmiyorum kendisine belki de başka ittifaklar arayacak. Ama şimdiki durumda yani şu seçimin sonucunda ortaya çıkan şey AKP bundan sonra MHP'ye muhtaç. Yani ben iktidar açısından böyle okudum sonucu. Muhalefet açısından da baktığımız zaman muhalefet de HDP'ye muhtaç. Hı hı. Yani bu ülkede Kürtler olmadan, HDP olmadan demokratik bir muhalefet ya da adına ne derseniz deyin bir muhalefet bloğu oluşturamazsınız. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Örneğin özellikle Adana ve Mersin'in kaybedilmesi meselesine bakalım. İktidarın kaybettiği iki tane önemli nokta. Evet. Adana ve Mersin'deki Kürt oylarının yoğunluğunu ve Kürtlerin orada aday çıkarmadığını, HDP'nin aday çıkarmadığını biliyoruz. Dolayısıyla yani eğer bir muhalefet geliştirmek istiyorsanız Kürtlerle birlikte yapacaksınız bunu. Bunun başka bir yolu, başka bir matematiği yok. Oradan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
İstanbul ve İzmir'e baktığımız tabloda da zaten yaklaşık bir yine benzer bir tablo çıkıyor. Yine Erdoğan'ın konuşmasından bir de ben Kürt bölgesindeki, Kürt belediyelerindeki durumu söylemek istiyorum. Beka falan diyor da net bir şekilde verilen bir mesaj var. Biz buradayız, kendi oyumuza sahip çıkıyoruz ve ne derseniz deyin biz kendi belediyelerimize sahip çıkıyoruz mesajı net bir şekilde verildi. Şırnak üzerinden kimse okuma yapmaya kalkmasın. Şırnak yerle bir edilmiş bir kent ve ciddi bir şekilde nüfusu değiştirilmiş, nüfus yapısı değiştirilmiş bir kent. Bence oradan bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Arman. Kolay gelsin. Sağ ol, iyi akşamlar. Evet, şimdi Armağan artık ittifaksız bir seçim olmayacağı belli zaten. Yani çünkü başkanlık sistemi zaten oraya getirdi, evet. Ve işte %50 baraj artık. Tabii, tabii. Bugün Erdoğan'ın konuşmasında bir şey de benim çok dikkatimi çekti. 2023 vurgusu, evet. Ve 4,5 yıl. Zaten çok uzun bir süredir bunu söylüyordu. Her ne kadar muhalefet cephesi kazansak da erken seçim olmayacak, zorlamayacağız, seçimsiz Türkiye diyordu ama bu tablo bir erken seçim tartışmasını doğurmaz mı sizce? O biraz da iktisadi gidişin hızına, yani hı hı. Beklenen, tahmin edilen stagnasyon dediğimiz, belki çok büyük bir kriz değil ama uzun sürecek bir yavaş büyüme veya sıfır büyüme ritmine girip oradan çıkartamaması ekonomiyi, bu %14, %15'e işsizliğin çıkması anlamına gelir. Enflasyonun %15, %20 seviyesinde kalması, Türk parasının değerinin kaybetmesi ve biraz bir önceki programda konuştuğumuz gibi yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güvenini yeniden gelme güvenini tesis edememesi anlamına gelir. O zaman belki götüremediği için bir erken seçim gündeme gelir ama burada bir ikinci koşul daha var. AKP'nin mecliste oluşturduğu blok dağılmazsa sürdürür. Çok özür diliyorum. Keseceğim. YSK sözcüsü bir açıklama yapıyormuş. Oraya bağlanalım. Sonra devam. Başkanı pardon. Sonra devam edelim. İlçe birleştirme tutanakları tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada Yüksek Seçim Kurulu tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları Yüksek Seçim Kurulu'na geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip seçim sonuçlarının ilanı ile birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu ekseriyetli siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile İlçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimini mütakip seçim sonuçlarını ilan etmekte ve resmi gazetede yayımlanmaktadır. Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. 298 sayılı kanunun 80. maddesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019'a 58 sayılı kararına aykırı olarak yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan televizyon kanalları sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve radyo ve televizyon üst kuruluna gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunmasına kurulumuzca karar vermiştir. Bugün web servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış. Kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir. Seçimde emeğe geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileriyle çeşitli kademelerde görev alanlara, mühendislerimize, Devlet Malzeme Ofisi yönetimine desteklerini esirgemeyen
bakanlıklarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimin ülkemiz, milletimiz ve siyasi partiler için hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, kusura bakmayın. Ya şunu diyordum. Bundan sonra tabii ki AKP'nin içinde de bu gidişattan memnun olmayanların... Çok özür dilerim ama İmamoğlu şimdi tabii, konuşuyormuş. Buradaki tüm arkadaşlarımızın sükunet içerisinde basının görevini yapmasına mutlaka müsaade etmesi gerekiyor. Onun için alkış ve tezahürat lütfen yapmayın. Burada benim vaktim var diyeni açık söyleyeyim, kendi ilçelerinde göreve davet ediyorum, onu da söyleyeyim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, toplumu, İstanbul'umuz ve Türkiye'mizi bilgilendirme konusundaki vazifemize, görevimize devam ediyoruz. Her iki il başkanım da benimle beraber. Öncelikle tekrar ifade ediyorum, Yüksek Seçim Kurulu'nu, İl Seçim Kurulu'nu ve de ilçe seçim kurullarını tek bir oya dahi sıkıntı vermemeleri adına azami göreve davet ediyorum. Bu bir tarihi görevdir. Aynı zamanda tarihi de bir çağrıdır. Bütün seçim kurullarında görev alan, bütün devlet memurlarına, görevli insanlara teşekkür ediyorum. Ama şu an itibariyle uyarımı, ikazımı tekrar yapıyorum. Tarihi bir görevdir. Tek bir oyun dahi vebali üzerinizedir. Dolayısıyla istirham ediyorum, pür dikkat, tüm gelen tutanakların en sağlıklı bir şekilde kayda girilmesini sağlamanız gerekmektedir. Zira biz en hassas bir şekilde on binlerce insanın görev aldığı İstanbul'da sürece aynen bu hassasiyetle bir nevi bir kontrol mekanizması gibi görevimize devam ediyoruz. Bakınız, bu seçim bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği bir seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir. Yerel seçimde o şehirde yaşayan herkesin kazanma seçimidir. İlk gün başladığımız an itibariyle topluma verdiğimiz mesaj budur. Dolayısıyla şu anda kontrol mekanizması görevine devam eden on binlerce yol arkadaşıma teşekkür ediyorum. Lütfen sandıklardaki, okullardaki ve de seçim kurullarındaki görevlerinize en hassas duygularınızla gülümseyerek, yanınızdaki görevli insanlara teşekkür ederek, sırtını sıvazlayarak, toplumsal görevi yapmaları konusunda da uyararak oradaki pozisyonlarını son ana kadar en üst seviye dikkatle korumalarını önemle uyararak tavsiye ediyorum. Evet, açıklamalar peş peşe geliyor. Şimdi HDP eş genel başkanı Sezai Temelli bir açıklama yapıyor. Oraya gidiyoruz. Bu süreçte belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kampanya süreci yürüttük. Bu kampanyayı sadece Halkların Demokratik Partisi'nin belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği kazanması için yürütmedik. Türkiye'nin sorunlarını çözmek için, Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmek için, Türkiye'nin hasretini duyduğu barışı var etmek için yürüttük. Türkiye halklarıyla, emekçileriyle birlikte yürüttük. Bugün bu kampanyayı yürütürken 4 insanımızı cezaevinde yitirdik. Evet, büyük bir acı. Tam da seçim günü Malatya'da 2 insanı daha yitirdik. Keşke hiçbir canımızı yitirmeseydik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili arkadaşlar, zor bir kampanya olduğunu söyledik. Evet, belki de tarihte hiç eşi benzeri görülmemiş bir ambargo altında kampanyamız ancak bu kadar yürütülebilirdi. Bu süreçte emeği olan herkese Türkiye'nin her yerinde bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hiçbir televizyonda yer alamadık. Hatta seçim afişlerimizin bile yırtılıp atıldığı, seçim propagandası yapmak için
kullanacağımız zeminlerin yasaklandığı, mitinglerimizin etrafının ablukaya alındığı, GBT rekorlarının kırıldığı, karşı kampanyayı yürüten bu iktidarın polis gücüyle, kaymakamla, valiyle, YSK'yla bir kampanya yürüttüğüne hep birlikte tanık olduk. Maalesef tanık olduk. Böyle bir seçim ortamında ortaya çıkan sonuçlar büyük bir başarıdır. Evet, hep birlikte Türkiye'yi kayyum utancından bugün itibariyle kurtardık. Evet, kayyumcu zihniyete karşı, AKP-MHP bloğuna karşı büyük bir başarı sağladık. AKP-MHP bloğunu hem kayyum utancından ülkeyi kurtararak hem de batıda AKP-MHP bloğunu gerilettik. Bu seçimlerde HDP olarak ortaya koyduğumuz strateji Türkiye halklarına yönelik bir seçenekti. Bir demokrasi seçeneğiydi. Ne mutlu bize ki bu seçenek karşılığını bulmuştur. Bugün Türkiye'de hem demografik yapı olarak, nüfusun ağırlığı, seçmenin ağırlığı olarak, hem de Türkiye'nin iktisadi siyasi gücü olarak baktığımızda sonuçlar ortaya koyduğumuz seçeneğin çok önemli bir karşılığı olduğunu bize göstermektedir. Bugün herkesin bu sonuçlardan çıkaracağı dersler var. Başta iktidarın çıkaracağı dersler var. Evet, seçimler... Evet, dediğim gibi açıklamalar peş peşe geliyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'a gidiyoruz diyecektik ki bitirdi ama şunu öğrendik ki Binali Yıldırım İstanbul'da kazandık demiş. Gerçi bir yandan da Ekrem İmamoğlu peş peşe açıklamalar yapıyor. Bu dördüncü açıklaması. Ona geçeceğiz ama sizin sözünüz yarım kaldı. Onu bir tamamlayalım yeni bir açıklama gelmeden. Hızlı konuş. Ya, herkesin bildiği bir şey. Bu eğer bu iktisadi durağanlık ve giderek artan kriz etkisi, yayılarak artan kriz etkisi devam ederse ve AKP seçmeni ve AKP örgütü bu işin önümüzdeki bir yıl zarfında toparlanamazsa, bu işin daha da kötüye gidebileceğini dikkate alarak bir ayrılma hareketi çıkabilir AKP'nin içinden. AKP zaten içinden öyle bir şey zaten konuşuluyor. Konuşuluyor. Yani şimdiye kadar pek çıkmadı. Daha iktisat uzmanları ağırlıklı, Ali Babacan ağırlıklı olacağını bazıları ima ediyorlar. Bazıları Ahmet Davutoğlu'nun adını söylüyor ama bu tabii ki o zaman yani bir AKP'nin içinden çıkabilecek, bilmiyoruz çıkar mı, 20-30 milletvekillik bir ayrılma işin cephesini değiştirebilir. O zaman belki Tayyip Erdoğan daha fazla kayıp olmamak için kendisi erken seçimi tetikleyebilir. Yalnız unutmayın, bundan sonra erken seçim olduğu zaman başkanlık seçimi de erken seçim olacak. Tabii. Yani bu tabii, bu, tabii Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda kendisini yeniden başkanlık seçimine zorlaması tabii anlamına ve geliyor. Ve süre kaybedecek. Süre kaybedecek. Ve kendisini de riske atacak. Yani sadece meclis çoğunluğunu değil, kendisini de riske atacak. Ve özellikle de şimdi kendisine rakip olacak bazı figürlerin iyice ortaya çıktığı bir ortamda kendisini atacak. O kadar kolay değil erken seçime gitmesi. Evet, biraz sürece bağlı. Evet. Yani. Peki Ahmet, şimdi Sezai Temelli'nin açıklamalarını dinledik. Diyarbakır, Mardin falan kazanıldı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Millet İttifakı'na destek verdi HDP, bunu zaten biliyoruz. Hı hı. Ama Şırnak'ta işte seçimi kaybetti. Tabii Şırnak'taki olan şeyleri de biliyoruz. İşte polis ve asker yığına yapılması, taşıma oylar falan. Sen baktığın zaman ne diyorsun? HDP bu kayyum politikasını geriletti mi? Bunu başarabildi mi? Çünkü amacı buydu aslında bir yanıyla. Sadece kayyum politikasını geriletmedi. Türkiye'de ciddi bir demokrasi dersi de verdi bence. Yani demokrasi adına ne yapması gerektiğinin dersini verdi. Burada bu seçimde biraz hem demokrasi kazandı bana göre, hem de ilginç bir şekilde MHP kazandı. Burada Erdoğan'ın tersine AKP'li milletvekilleri birkaçı açıklama yapmıştı. Bunlar kulislerde hep dolaştı. Dediler ki işte MHP'ye verilen iller anlamında, ya biz o ilde 5 milletvekili çıkartıyoruz, MHP 1 milletvekili çıkartıyor, belediye başkanlığı MHP'ye teslim ediyor. MHP hayatında bulamayacağı kadar il ve büyükşehir belediyesi kazandı. Tabii.
şu anda o yüzden erken seçim kararında bu kadar güçlenen MHP mi verir, Erdoğan mı verir? Orada biraz şüpheliyim. MHP çok güçlü çıktı. 12 il mi ne aldı? Yani akıl almaz bir şeydir bu. Hiç MHP'nin 5'i 6'yı geçmezdi benim bildiğim. Tabii. 12 yer aldı şu anda. Yani değişmezse son noktada neyle aldı? İşte 5 milletvekili, 7 milletvekili olan AKP'nin oylarıyla aldı. AKP MHP ile zaten aldığı yerleri tekrar aldı. AKP MHP ile yeni bir yer almadı. Evet. Bazı yerleri de kaybetti. İşte Kars'ı kaybetti, ona benzer Bolu'yu kaybetti. Balıkesir gitti gidiyordu bu son durumda. Ama işte Adana örneğinde gördüğümüz gibi de Adana. AKP seçmeninde MHP adayına oy vermemiş yani. Evet, vermemiş. O da var. Tabii orada öbürü de MHP adayı değil mi zaten? Eski MHP'li belediye başkanı tabii, değil tabii. Mi? MHP'li belediye başkanı evet. Ama ittifak adayı olarak girdi. Ama alamadılar. Yani bu şunu gösteriyor. Vermemiş oy resmen. Ankara'da aynı şey değil mi bence? Mansur Yavaş'a MHP oy verdi. AKP'li adaya oy ver, Özal Seki'ye oy vermedi. Evet. Öyle gözüküyor. Yani MHP de burada kendi içerisinde AKP'yi kendi çıkarı olduğu yerde kullandı. Bu kadar belediye başkanı çıkarttı. Hı hı. Olmadığı yerlerde de CHP ve İYİ Parti'ye çalıştı. Yani ilginç bir şey oldu. O yüzden erken seçim kararlı bana göre Erdoğan'dan çok MHP ve MHP'yi o noktaya getiren, yani Erdoğan'a karşı çıkan Devlet Bahçeli, Erdoğan'la yan yana getiren ekip kimse ki onu hepimiz biliyoruz. Onlar karar verecek. Bu akşam bir takım bakan değişiklikleri olabilir. Hani Süleyman Soylu diyordu ya işte havadan şu kadar şeyler kontrol edeceğiz. Denizden mi ya? Denizden ben en sonunda şey diye yazdım. Denizaltıda gönderdiniz mi diye. Seçimleri kontrol etmiş. Denizden de kontrol şey yaptılar. Hiçbir eğlence kutlama olmayacak dedi. Şu anda her yerde var. Büyük bir olasılıkla Süleyman Soylu da evden çıkamıyor. Bir emir veremiyor. Süleyman Soylu görevden alınabilir. Çok ciddi bir iddia benimki. Ekonomiyi rahatlatmak için değil ama insanların ağzını susturmak, bir parça insanlara karşı güven vermek için damadı görevden alabilir. Berat Albayrak. Evet. Ki hani Binali Yıldırım'ın da Berat Albayrak'a bir tepkisi olduğu söyleniyor. Aslında biraz şu İstanbul'u konuşalım mı? Şimdi Binali Yıldırım'ın hani sonuçlar netleşmeden Ekrem İmamoğlu 4. açıklamayı yapıp kurulları göreve davet etmesini isterken kazandık diye açıklama yapması korsan olarak nitelendiriliyor ve hani manipülasyon endişelerini de biraz zorlar nitelikte. Ne diyorsun? Vallahi açıklamayı dinleyemedik. Onun için kazandık tam, demiş. İstanbul'da kazandık demiş açıkça yani. İmamoğlu 4 açıklama yaptı. Evet. Hiç kazandık demedi. Şu ana kadar şu kadar puan öndeyiz. Bu başka bir şey. Durumu saptayan bir şey. Ötekisi direkt kazandık demek gerçekten içinde tehdit de birazcık barındıran, biraz gözdağı barındıran, başka ihtimalleri de akla getiren, şu ana kadarki uygulamada baktığımızda çok hayırlı bir açıklama değil. Yani umarız yanılırız. Kazandıysa hakikaten hak ederek kazanmıştır vesaire. Bir şey ilave edeyim sen. Belki o da şey için söylemiş olabilir, biliyorsunuz. Seçim sandıklarında bazı yerlerde itirazlar oluyor ve yeniden sayılıyor. Hı hı. Daha şeye gitmeden, kurula gitmeden. Hı hı. Kendi partisinin müşahitlerini de yerinde tutmak için de söylenebilir. Çünkü genellikle böyle şeyleri seçmenler, şeyler müşahitlerine ve seçim görevlilerine partinin yerinden ayrılmamaları için yollanan bir mesajdır aynı zamanda. Bir bunu Muharrem İnce de yapmıştı, evet. Hatırlarsınız. O da kazandık diye çıkmıştı bir ara şeyde, evet, seçim sırasında. Son adam kazandı dedi. Yani müthiş evet. Sandıklar şu anda hangi parti kendi müşahitlerine, sandıklarına sahip çıkabilirse, onları son dakikaya kadar koruyabilirse muhtemelen çok az bir farkla seçimi kazanacak. Yani çünkü çok büyük bir fark olmayacak. Artık birkaç bin oy kalmış sayılmayan. Tam bir psikolojik savaş gidiyor. Abi dediği gibi o da olabilir. Yani kendi şeyine ekip arkadaşlarına ayrılmayın, son dakikaya kadar orada durun diye bir mesaj da olabilir. Ama iktidar partisi adayı olarak ve eski başbakan vesaire olarak bunu söyleyince muhalefet partisi adayının ifadesinden daha farklı bir şeye bir manaya çekilebiliyor. Çünkü hep bu korkuyu yaşadık bu seçim boyunca. Bir önceki seçim boyunca müdahale korkusu yaşadık. Şu ana kadar birkaç yer dışında çok ciddi bir
Yani seçimlerin bütün gidişatını değiştirecek bir müdahale haberi gelmedi. Olmadı. Umarız yani Binali kazanıyorsa da kazan hakikaten doğru dürüst sayılmış oylarla kazansın ki sonuçta bu şeye dönsün. Bu herkes için bu ülkeye hala bir umut var. İşte uğraşıp dediğince bir şey oluyor havasına katkıda bulunsun. Bir de bu erken seçim konusunda son dönemde bütün erken seçimleri MHP tetikledi. Seçimleri, başkanlık sisteminin yolunu açan iktidardayken hep o tetikledi. Ecevit hükümetinden başlayarak. Onun öyle bir geleneği var. Bir de ben şunu düşünüyorum. Acaba böylesi bir sonuçtan sonra muhalefet bloku taban heyecan duyarak partiler üzerinde bir erken seçim çağrısı baskısı yaparlar mı? Göreceğiz. Yani çünkü istim üzerindeyken bir erken seçim ve başka bir değişikliğe gitme heyecanı da insanları harekete geçirebilir. Onlar da partileri zorlayabilirler vesaire. Tabii partiler de şimdi özellikle CHP vesaire İstanbul'dalılarsa bir şey isteyecekler değil mi? Birkaç sene şöyle bir bunun tadını, keyfini çıkartalım vesaire isteyecekler. Sözünü keseceğim. Yani, şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyormuş. Oraya gideceğiz. Bu seçimde hepsi konuşuyor. Tercüm olarak başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın haliyle, sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla işte bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren iktidar partileri unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır. Türk milletinin bir demokrasi kültürü vardır. Yeri ve zamanı geldiğinde millet iradesinin vaziyet ettiğine birçok kez tanık olduk. Bu seçimin sonucu da böyle bir tabloyu önümüze koymuştur. Millet kötü gidişe dur demek için iktidar partilerinin kulağını çekmiş, muhabbet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın haliyle, sorunlarıyla ilgilenmek zorunda. Bu bir sorumluluk, aynı zamanda milletimizin de emridir. Bu seçimde nifak değil birlik kazandı, fitne değil kardeşlik kazandı, düşmanlık değil sevgi kazandı, iftira değil iyilik kazandı, tehdit değil cesaret kazandı. Bu seçimin belki de en kıymetli sonucu budur. Tenceresi kaynamayan kadınlar, İş bulamayan gençler kazandı. Çocuğuna harçlık veremeyen babalar, ürünü para etmeyen çiftçiler kazandı. Siftah yapamayan esnaf, maaşı kuşa dönen işçiler, memurlar, EYT'liler, emekliler kazandı. Bu seçimin sonucuna yendik demeyeceğiz. Evet, bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bu görevin farkındayız. Ve hiç tereddüt olmasın ki dünden daha büyük bir azim ve kararlılıkla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan Millet İttifakı seçmenlerine sesleniyorum. Abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu incitmeyin. Bu sonuç milletin çocuklarının birbirlerine karşı kazandığı bir zafer değildir. Bunu asla unutmayalım. Ve bilelim ki bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. Görev asıl şimdi başlıyor. İyi kentler, yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar için bugünden itibaren tüm gücümüzle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Milleti germeyin, yormayın, bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin. Kırdığınız kalpleri ve incittiğiniz gönülleri tamir edin. Böyle yapmanız hem milletin hayrına hem de sizin yararınıza olacaktır. Daha görev süreniz var. Bu süreyi seçimden çıkan dersle iyi değerlendirin.
Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda da Türk milleti adına karşınızda dimdik duracağımızı bilin. Bilin ki milletimize kibirle ve üstten bakmaya devam ederseniz, Türk milleti alternatifsiz değildir. Türk devleti ve Türk milleti sahipsiz değildir. Bu süreçte fedakarca ve omuz omuza çalışan Millet İttifakı'nın değerli mensupları başta olmak üzere bütün vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Millet İttifakı'nın hayata geçmesinde büyük özen ve anlayış gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun demokratik tercihini yapan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu arada bir ek bilgi vermek durumundayım. Uşak ve Balıkesir'de Millet İttifakı'nın adayları İYİ Parti adayı olan İsmail Ok Bey kardeşimizle, Uşak'ta ise sadece İYİ Parti'nin adayı olan arkadaşımızın orada bulunan bazı karışıklıkları gidermek amaçlı iki şer milletvekili arkadaşımız hem Balıkesir'e hem Uşak'a hareket etmişlerdir. Balıkesir'de ve Uşak'ta adaylarımız öndedir. Bir algı operasyonu yapılmak, bir manipülasyon yapılmak istenmektedir. Buradan bu konuda ilgili olan herkesi uyarmak isterim. Milletin tercihlerine saygı duymak demokrasinin bir emridir, milletin emridir. Evet Sinan, kusura bakma, sözünü yarım kestik. Ben bir cümle daha bir şey söylemek istiyorum. Bir de aslında çok net bir kazanan kaybeden kulübü var bu seçimlerde. Her türlü parti şeyini bir kenara bırakırsak erkekler kazandı, kadınlar kaybetti. Her zaman olduğu gibi. Kadın aday sayısı zaten çok çok azdı. 480 küsurdu evet. Bütün toplamda. Kaçı kazandı şu anda tam bilemiyorum ama fotoğraflar falan geçerken görüyorum. 3-5 kadın aday galiba toplam şeyde. Erkek fotoğraflar akıyor değil evet, mi? Evet, gene erkekler tarafından yönetilmeye devam eden bir ülke olacağız. Erkeklerin bu işi beceremediği birkaç bin yıldır ortadayken artık bu ısrara çok gerek yok diye düşünüyorum. Bir de tabii gene kaybedenler kulübüne, Türkiye'deki bütün azınlıkları, LGBT bireyleri, engelli bireyleri, bütün bu grupları koymak lazım. Yani biz bu siyaset hesapları içerisinde daha kırılgan grupların ihtiyaçlarını ve temsil haklarını çok ihmal ediyoruz. Onu söylemeden geçmek istemedim. Bunlar büyük kayıplar. Çünkü engelli bir bireyin yönettiği bir kentin çok daha yaşanılabilir bir yer olacağını düşünüyorum. Çünkü kendi yaşadığı sıkıntılar çerçevesinde bizim aklımıza gelmeyen pek çok çözüm önerecektir. Şunu söyleyeyim. Umarız en azından bazı erkek adaylar diğer bütün gruplarla temasa geçerek katılımcı bir kent yönetimi kurarlar. Biliyorsunuz son yıllarda artık dünyada temsili demokrasi yerine artık katılımcı demokrasi, evet, Participatory demokrasi anlayışı yaygın. Sadece gidip oy vermek de değil, sivil toplum örgütleri araçlarıyla ve pek çok kanalla yönetenleri aslında bir koordinatör konumuna çevirmek, o taleplerin politikaya dönüşmesini sağlamak. Bu da son dönemde çok daralan bu sivil alanın tekrar açılmasıyla alakalı bir şey. Bu olmazsa da bu katılımcı demokrasi olmaz. Temsili demokrasi, demokrasi temsiline döner ve öyle devam ederiz. Peki, şuradan devam edelim mi? Şimdi belli ki bu İstanbul meselesi sabaha kadar sürecek. Yani demin siz de dediniz ya, muhtemelen bir itiraz olacak, oylar yeniden sayılacak falan. Ama iki taraf da iddialı ve iddiasını koruyor. İki aşamalı bir sorum olacak. Ekrem İmamoğlu portresini nasıl buldunuz tüm bu süreçte? İkincisi, şimdi AKP tabii ki bütün partiler seçim kazanmak ister ama Ankara ve İstanbul'a başka bir açıdan da önem veriyor. Şu nedenle soruyorum. Melih Gökçek görevden alındı. İstanbul Belediye Başkanı da görevden alınmıştı zaten ama
Melih Gökçek'in özellikle son günlerde attığı tweetler, hani kızgın olabilirsiniz ama sandığa gidin, kırgın olabilirsiniz. En çok kırgın olanlardan biri benim ama ona rağmen gidin. Başka bir açıdan da bunun bir anlamı olabilir mi sizce? Muhakkak vardır. Bir kere İstanbul'da Ekrem İmamoğlu bu ortamda daha önce kısmen Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı seçimlerinde yapmaya çalıştığı, evet, hatırlarsınız Cumhurbaşkanı seçimlerinde Muharrem İnce çok fazla Erdoğan'la dalaşmayan, daha çok gelecekle ilgili, hı hı, projeler getiren bir söylem tutturmaya çalışmıştı. Onu kısmen başardı. Kısmen sonrasında kendi, bozdu maalesef, öyle kendi, sürdüremedi. Kendi şey yapısını da getirdiği, bir karakter yapısını, evet, da getirdiği bir şey var. Bazı bir yerde Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz işte. Tutamıyor kendini. Sonuçta amacından daha aşağı öteye gidiyor. İmamoğlu'nun o bakımdan büyük bir avantajı var. Zaten dikkat ederseniz bugünkü 4 konuşmasında da yani oylarının çalınma ihtimali olan ve kazanma ihtimalinin buna bağlı olduğu bir adaydan bahsediyoruz. Gerginliği, evet, düşünün. Evet, evet. Orada sürekli işte gülümseyerek yaklaşın, gidin oraya itirazlarınızı da gülümseyerek yapın, herkesle gülümseyerek ilişkide bulunun diyerek sürekli bir mutedillik, ilişkide mutedillik havasını yaymaya çalışıyor. Yalnız ilişkide mutedillik, eylemde mutedillik anlamına gelmemeli. Yani onu da iyi dengelemek lazım. Mutedillik ilişkide iyidir ama kararlı biçimde eğer haklıysa sonuna kadar götürmesine gerekebilir. Bu bakımdan bir kazanım şu anda. Eğer belediye başkanlığını da kazanırsa burada Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir ciddi soluklanma olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan şeye gelirsek, ikinci sorunuza, yani bu seçim sonuçları, ikinci soru neydi, hatırlatır mısınız? Ankara Melih Gökçek bağlantısından seçim sonuçlarıyla ilgili, evet. Yani bu İstanbul için de geçerli. Tabii İstanbul, yani çünkü sonuçta görevde alındı. Metal yorgunluğu dendi ama. Ya bu büyük bir korku. Eser Karakaş daha önceki dilimde bundan biraz bahsetti. İki korku var. Üst üste geliyor. Birincisi, eğer hukuka uygun işlemler yapılmamışsa, illa yolsuzluktan bahsetmiyorum. Tabii, hukuka tabii uygun olmayan işlemler yapılmışsa veyahut kamu yararını ihlal eden işlemler yapılmışsa, büyük açıklar verilmişse, büyük hatalı yatırımlar yapılmışsa, mesela bir otobüslerden bahsedildi. 56 tane otobüs çürümeye terk edildi. Burada da şu anda. Değil mi? Burada tabii, da olan. Tabii. Bunlar aynı zamanda bir cezai sorumluluk değil ama bir siyasi sorumluluk getiren işlemlerdir. Bunların ortaya dökülmesinden rahatsız olabilirler. İkincisi de keseceğim. Oradan devam edelim. Şimdi CHP Genel Başkanı, tamam, Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Oraya bağlanıyoruz. Hı. Değerli basın mensupları, hepinize saygıyla selamlıyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarımıza da selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz. Afrin'de bir şehidimiz var. Hepimizin şehidi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Malatya Pödürge'de bugün acı bir olay oldu. Saadet Partili 3 kişi çıkan çatışmada, çatışma demeyelim de tek taraflı bir saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. O ailelere de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Temel Bey'i aradım. Kendilerine başsağlığı diledim. Umarız bu tür olaylar bir daha cereyan etmez. Değerli basın mensupları, yerel seçimi gerçekleştirdik. Oylarımızı kullandık. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar çok sayıda seçim yaşadık. Ama ilk kez bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. İftira kampanyaları mı dersiniz? Başka şeyler mi dersiniz?
Medyanın zaten iktidarın kontrolünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün bu adaletsizlikleri yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Demokrasiyi seçti halk. Bu bizim için çok önemli bir ışık. Çok önemli. Bütün baskılara rağmen, bütün iftira kampanyalarına rağmen halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu sadece bizim insanımız için değil, bizim ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da Türkiye'deki bu tavırdan ötürü emin olun rahatlamışlardır. Çünkü Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi sadece kendi ülkesi için değil, bölge için de son derece önemlidir. Çünkü Türkiye özellikle mazlum ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkedir. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Bizi üzen şu, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan biz kazandık diye ortaya çıkması ve açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapmasını doğrusunu isterseniz Binali Bey'e yakıştıramadım. Biz bütün ıslak imzalı tutanaklara bakıyoruz, alıyoruz. Elimizde veriler var, onlara da bakıyoruz. Gayet soğukkanlıkla bakıyoruz. Kavgasız, dövüşsüz, gerilimsiz bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini istiyoruz. Dolayısıyla buradan İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. 48 saat hiç kimse uyumayacak. 48 saat. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka ama mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, göreceksiniz. İstanbul'a da bahar gelecek. İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara rağmen bir başarı elde ediyoruz. Bütün iftira kampanyalarına rağmen bir başarı elde ediyoruz. Ve bizim başarımızı biz Türkiye'de bütün 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. 81 milyon insanın demokrasiye olan özlemi olarak görüyoruz. Bunu asla bir zafer olarak telaffuz etmiyoruz. Zafer düşmana karşı yapılır. Zafer değil, bir başarı bu. Dolayısıyla demokratik açıdan da, insani açıdan da yapılan bir seçim ve bu seçimden elde edilen bir başarı sadece bizim açımızdan değil, dünya açısından da memnuniyetle karşılanacaktır. Türkiye'de demokrasi gelişiyor diye. Değerli arkadaşlarım, bu seçimlerde Ankara'yı, Sayın Mansur Yavaş aramızda, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada, Ankara'yı kazandık. Adana'yı kazandık. Antalya'yı kazandık. Mersin'i kazandık. Kırşehir'i kazandık. Artvin'i kazandık. Bir ilçe hariç bütün ilçeleri dahil olmak üzere. Ardahan'ı kazandık. Bolu'yu kazandık. Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye. Bu illerdeki bütün vatandaşlarımız kazandı diye bakıyoruz biz. Değerli basın mensupları, elbette ki bir süre sonra seçimin sıcaklığı geçtikten sonra Türkiye tekrar yanıcı gündemine dönecektir. Yani ekonomiye dönecektir. Mutfaktaki yangına dönecektir. Mutfakta ciddi bir yangın var. Biz 11 Ağustos 2018'de Türkiye bu ekonomik krizden nasıl çıkar diye 13 madde halinde açıkladık. 13 madde. Eksiktir diyebilirlerdi, eleştirebilirlerdi de. Ama 13 maddenin hiçbirisi uygulanmadı. Ve Türkiye seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozunu artıracaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. İktidar sahipleri de bunu biliyor. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. Bunun da bütün göstergeleri var. Biz yine sorumluluğu bilen, sorumluluğunun bilincinde olan bir parti olarak ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Bir daha söylüyorum.
İyi ki ekonomik kriz oldu diye bir özel bir fırsatçılığa takılmak istemiyoruz. Tam tersine. Bir ekonomik kriz var, mutfakta yangın var ve bunun aşılması için ne gerekiyorsa, siyaseten ne gerekiyorsa biz her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Bu sürecin yaşanmasından, seçimler sürecini kastediyorum. Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ederiz. Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba her şeyin üstündedir. Ve demokrasi kazanımında Millet İttifakı'nın gösterdiği çaba bizim Türkiye demokrasi tarihinde yerini alacaktır. Ben kendisine ve arkadaşlarına da yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir'de, Uşak'ta CHP'li arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Mutlaka sandıklara sahip çıkın. Orada da İyi Parti'nin adaylarının kazanması için elinizden gelen her türlü çabayı gösterin diyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. Evet, bugün sözünüzü çok kestim ama yani umarım bu son kesişim olur. İkinci maddede kalmıştık. İkincisi bu belediyelerin özellikle İstanbul gibi, Ankara gibi, İstanbul'un belediye işletmeleriyle beraber cirosu diyelim 11 milyar dolar civarında, yani 60-70 milyar Türk lirası civarında, ki bu bakanlık bütçelerini kat be kat geçer. Diyanet'in bütçesi 10-11 milyar Türk lirasıdır. Tabii burada çok büyük bir rant demeyeyim ama parasal imkan ve dolayısıyla çeşitli çevreleri destekleme ve o desteklerin de kendilerine destek olarak geri dönmesi imkanı var. Çok büyük bir klientelist ilişki imkanı var. İstanbul'da başta olmak üzere Ankara'da. Tabii bu ikisi birden, yani hem dosyalar hem bu imkanların toplum yararına daha fazla kullanılması ve aradaki rant mekanizmaların kaldırılması büyük ölçüde AKP için, iktidar partisi için önemli bir hem risk, siyasi risk, dosyaların çıkartılması, tabii. Hem aynı zamanda kamu kaynaklarından yapılabilecek, kullanılabilecek imkanlar diyelim. Onlar da sınırlanacak demektir. Bu ikisi birden bakıldığında anlıyoruz niçin Tayyip Erdoğan'ın bu yaşında, bu yorgunluğuyla, Cumhurbaşkanı sıfatıyla olmasına rağmen bir belediye başkan adayı gibi, Türkiye'nin bütün belediyelerinin başkanı adayı gibi aynı zamanda bütün belediyeleri dolaşıp tek tek bu dünyada yok benim bildiğim. Yani bir Cumhurbaşkanı'nın bu kadar belediye seçimlerinde bu kadar propaganda yapıp şahsen bu kadar ön plana çıkması benim bildiğim ilk vaka. Ama sayesinde hiçbir şehir belediye başkan adayının kim olduğunu öğrenemedi. Öyle zaten, bütün Türkiye'nin belediye başkan adayı zaten kendisi. Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunu biz biliyoruz. O kendini Türkiye Belediye Başkanı olarak evet. Görüyor büyük ihtimalle daha fazla. Şimdi çok az zamanımız kaldı. 3 dakika. Buradan yola çıkarak HDP'nin stratejisi özellikle batıda evet. Seçimlere girmediği yerlerde işte Millet İttifakı'nın adaylarının evet. Kazanmasındaki rolü nedir? Çok önemli bir rolü var. Sezai Temelli'nin biraz evvelki konuşmasında aldığım bir not var. Çok doğru bir şey söyledi Sezai Temelli. Dedi ki siyaset dedi çoğulcu bir anlayışla yapılmak zorundadır. Demokratik siyasetten bahsediyor elbette. Herhangi faşist siyasetten bahsetmiyor. Ve Halkların Demokratik Partisi'nin götürdüğü siyasetin Türkiye halklarının bir arada yaşama iradesini bugüne kadar savunduğunu ve bunun somut ifadesi olarak da şu anda dedi ki stratejimizin en önemli ayağı olarak bahsetti bunu. Evet. Batı'da AKP-MHP iktidarını geriletme hamlemiz birlikte yaşama politikamızın sonucudur. Yani sadece iktidarı geriletme hamlesi iktidarı yıpratmak için değil, birlikte yaşama politikasını pekiştirmek için. Bu anlamda da HDP şu anda İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, ve başka şehirlerde de büyük ihtimalle aday göstermeyerek ve kime oy verileceğini belirtmeden ama kime oy verilmemesi gerektiğini çok açık biçimde söyleyerek, yani oyun niçin verilmesi gerektiğini, ne yönde verilmesi gerektiğini, ne amaçla verilmesi gerektiğini çok açık bir siyasi hamleyle söyleyerek
çok önemli bir hamle yaptı. Bence ana muhalefet partisi konumundadır şu anda HDP. Fiilen, sayı itibariyle değil. Evet. Fiilen ana, çünkü iktidarı çoğunluğunu deviren, değiştiren parti konumunda şu anda. Evet. Ve bir cümle Demirtaş'ın ısrarla hapisten verdiği sandığa gidin, sahip çıkın mesajları Yüksek da ikisi de küskün bir takım HDP'li seçmenin de sandığa gitmesine yol açtı. Yani Demirtaş'ın hapisteki ve ne zaman çıkacağı belli olmayan bir lider olarak hala barış, demokrasi, bir arada yaşama kültürü diye bu kadar ısrarla durması çok yazılması gereken bir şey bir yerde. Bir şey ilave edeyim hemen biraz evvel söylediğime, Sinan'ın söylediğinden ilave olarak. Tabii önümüzdeki dönemde HDP'ye yönelik baskıların iktidar partisi tarafından artması da söz konusu olabilir. Yani bir öc alma politikası da yürütebilir iktidar partisi. 7 Haziran 1 Kasım sürecinde yaşanılan şey. Bizi kaybettiren sensin. Dolayısıyla sana bedelini ödettireceğiz diye. İşte burada tam o zaman biz CHP'nin, İYİ Parti'nin, diğer partilerin, yani şu HDP'nin stratejisi sayesinde şu anda güçlenmiş olan, bayrağı dikmiş olan partilerin hem parti olarak, örgüt olarak, hem seçmen olarak HDP'lilerin yanında durup durmayacağını o zaman göreceğiz. Onu yaptıkları zaman HDP'nin siyaseti tam anlamıyla sonucuna varmış demektir. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bu sefer karşılıklı olarak korur hale geleceğiz anlamına gelir. O bakımdan da göreceğiz. Bunun, bu armağanın, bu bir armağan, bu armağanın bir karşı armağan olarak dönecek mi? Peki, çok teşekkür ediyorum. Tabii seçim sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi sözü İstanbul'dan Musa Özurlu'ya ve konuklarına bırakıyoruz.